Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve sonunda artık A'dan Z'ye serisine devam edebiliyor olacağız. Bu arada başlamadan hemen söyleyeyim. Oynatma listesini oluşturmuş olacağım. Siz bu videoyu izlerken A'dan Z'ye serisi diye kanalda oynatma listesi olacak ve tüm karakterleri sıradan eklemiş olacağım hepsini. Hangisini çektiysem. Şu collection kısmına bir gidelim anlayacaksınız demek istedim. Şöyle geniş bir görüntüle kanka. Baraka, işte diğer Baraka, Boraiço falan sırayla bunların hepsini eklemiş olacağım ben oynanışlarını. Çünkü zaten çektik abi. Çıkmayan, yani olmayan karakter şu an bilmiyorum. Muhtemelen yok. 4-5 tane elinde fazla fazla hesap olduğu için hepsinde her karakter var. Bunda olmayanları da bulurum ben. Sıkıntı olmaz yani. Şimdi en son neyde kaldık? Winnie Mustavara değil de Swarm Queen Dvorah. Bu karakterde kaldık. Bunu tanıtacağız. Bunu oynayacağız bakalım. Bu karakterle bu hesapla şimdilik giriş yaptım. Böyle böyle gidelim abi. Bunun ruhu az aslında. Buna birazcık dur. Furkan'la ben bunu konuşayım. Tüm hesaplara ruh yükletmeye çalışıyorum. İt gibi Furkan için de çalışıyoruz çünkü. Madem bir işe yarasın. Şimdi Faction Wars'a gireceğim. Faction Wars'tan bir Quick Play moduna geçip oradan takım hazırlayacağız abi. Takımımızı hazırladıktan sonra 5 savaşta ben bunu anlatırım büyük ihtimalle. Takımımızı değiştireceğiz tabi. Kenshi Menshi varmış burada. Bir şekil bakalım. Kenshi abimiz şimdilik dursun. Bir Dvorah ekliyoruz. Buradan ondan sonra şimdi bizim abileri bulmak zor ama. Gözüm görecek mi benim onlara bakalım bir. Ulan inşallah bulabileceğiz ya. Neredesin kanka? Nightwolf falan da var. Şöyle Quan Chi ve Spec Ops Scorpion sonlarda olması lazım. Aynen Strike Force yaz. Bunun adı Spec Ops diye Allah kahretsin sizi. Değiştirip yani yeni mi değişti? Yo değişti abi ya, bayağı şey değildi. Neyse hadi bakalım. Şimdi takımımız bu şekilde olacak. Ekipman da vereyim lan ben bunlara, dur. En azından Dvorah'a vereyim de abi. Red Hammer falan olsun bunda. Red Hammer verelim. Bir tane de yüzük verelim. Blok kıralım şu yüzükle. Can debuff mı alsak? Yoksa can veren normal basit kritik vuralım hadi biraz da. Onunla şey yapalım. Her şey zaten full. Feast of Strength ne boşver abi, kalsın. Onunla bir işimiz yok. Ha, oyuna başlamadan da karakterimiz tanıtımına geçelim bakalım. Buraya da artık seri seri video yüklemeye çalışacağım yani A'dan Z'ye serisine. Dvorah'ın özel ikinci yeteneği Can Inflict Multiple... Rakibe farklı farklı özellikler, yani yetenekler uygulayabilir diyor. Ne bu? Debuff. Buff efekt. Debuff uygulayabilir diyor karşı rakibe. Bunlar neler? İşte karşı yukarıda yazıyor bakın. Kanama, zehir, sakatlama, power, güç emme, kör etme, yerine sabitleme, sersemletme ve zehire karşı dayanıklılık veriyor. Ama sadece şey bu. Dvorah'a özel bir şey. Yani reptile tarzı bir şey değil abi maalesef. Level up'ımız var mı la? 75 tane varmış. 50 yapmayayım da hadi. Şöyle bir kaç ol? Yo tam gerçi 21 iyi ya. Dursun abi. 20'ye kadar olan önemli bizim için. 21'den sonra çok da bir şey fark etmiyor zaten. Girişimizi yapalım bu arada. Strike for Scorpion'ımız da güçlendirilmiş. Lan bunun talent'ı neydi ya? Neyse tamam, hesabı ara ara geliyor. Farklı farklı hesaplarda oynuyorum sürekli. O yüzden biraz şey oluyor. 3-4 tane bir hesap var şu an. Otomatik şey değilmiş bu. Niye böyle bırakmışım ben bunu otomatik savaşta? Neyse. Şimdi başlayalım. İlk yeteneğimiz zaten dolu. Karakter ilk yeteneğini bir göstereyim size. Ekstra bir özelliği yani çok da fazla yok abi. Normal Dvorah. Bu kaydırmaları hiç sevmem bu arada. Sıkıntı oluyor. Şöyle bir Feel My Sting'si gibi bir şeyler diyor bir de. Ezik bok karakter. Block Breaker'ımız çalışacak mı ama Hacı dayı? Çalışırsa güzel olur harbiden. Şöyle tamam. Yana kaydırma gene çok kötü değil ama yukarı kaydırmaya üşeniyorum. Parmağım ağrıyor abi ya. Vallahi yapmak gerçekten büyük şey. Bu arada güzel power dolduruyor bu. Bunun talents'ı neymiş lan? Var mıymış daha doğrusu? Yok. Talents'ı katmamışız. Tamam çok da önemli değil abi. Katsak da olur tabi de. Ya çok büyük sıkıntı mı? Faction Wars aslında bayağı iş yapıyor talents'lar da. Olsun. Birinci yeteneği atacağım. Şöyle bir vuralım. Strike for Scorpion'a biraz geçeyim. Bunu bir eritelim bakalım azıcık. Yani çok da fazla vuramayacağız, eritelim dedim de. Yine güzel vuruyor ya. Şu birinci yetenekte stun olayı çok tatlı bu arada. Bir tek galiba bizim şeyde Mortal Kombat 11 Scorpion'lu takımın, yani Mortal Kombat 11 Scorpion'da yok stun. Bilmiyorum başka olmayan Scorpion. Gerçi bu Inferno'da da olmuyor. Yok Inferno'da varmış bak. Inferno değil misin lan sen çocuk? Olsun değil mi? Geçti gitti ki öldü anasını satayım. Neyse. Bu Grandmaster. Bu zaten gitti geldi herhalde. Şöyle bir al kanka. Oradan Dvorah'a geçemeyeceğim. Neyse tamam önemli değil. İyi misledi bari. Bu arada bir karakter gibi bir şey görünüyor Kenshi onu attığında. Karakter gene güzel vuruyor. Ortalama vuruyor daha doğrusu. Güzelden kastım. Şöyle maksimum atmaya çalışalım. Ya full kritik vuruyor bakın. Hem Red Hammer hem Shao Kahn'ın ekipmanını verince maşallah var. Harbiden hasarı çok tatlı. Güzel vuruyor. Devam edelim bakalım yavrucuğum. İkinci savaşımızda ikinci yeteneğe birazcık girelim bakalım. Üçüncü yeteneği de tabii ki de göstereceğim. Onların hepsi full herhalde.
Şu an için iyi abi. 2600'de şeyimiz yani yok puanımızmış o. Tamam kan taşımız falan dursun. Faction Wars'a giriş yapacağım. Birazcık daha bekleyecek o Faction Wars olayı. Karakterleri az daha geliştirmek istiyorum biraz daha. Yani çok çok fazla değil tabii de yani ortalama bir gelişim yapalım. Takım olaylarına falan. Gerçi gireceğiz gene gireceğiz de. Bu arada size bu videoyu çektiğim gün atıyor olacağım. Sıfırdan serisi aksilik olmazsa yarın başlamış olacak. Yani yarın sıfırdan serisine ilk videosunu görmüş olacaksınız. O da araya girdiği için şu an Faction Wars sıfırdan A'dan Z'ye kule bilmem ne falan derken çok yoğun geçiyor. İkinci tenimizi bu arada atalım. Şöyle bir hepsine tıklayabileceğim mi aga ben? Yok %60 üstüne tıkladık. 16.000 üstüne 16.000 mi sadece? Aa az vurdu lan. Gerçi maksimum o kadar bilmiyorum ya. Az vurduk ama o öldük kanka ya. Geçemedik de stun'ımız da çıkışımız da engelledi. Lanet karakter. İnşallah öldürmez bizi. Çıkabileceğiz mi bu sefer? Gene stun yedik. Allah razı olsun ne diyelim. Bu sefer çıkabileceğim mi? 3 kere %50 tutturma ama. Ha, söverdim yani sana. Böyle bir Johnny Cage sıkıntı bir karakter. O yüzden yok edelim abi hemen. Bunun shield'ı çalıştı. Var ya Talons'ın. Çalışsana anasını satayım. Bizde Talons yok. Ah. Mis. Oh. Bir de Snare gömdü ablam. Sağ olsun. Şunu şöyle bir %63 değildi. Daha fazla %63 attık gene ya. Neyse bakın ikinci yetenekle bu sefer Poison bıraktık abi. Farklı farklı efektlere sahip bu. Her seferinde farklı bir efekt bırakabiliyor. Aslında güzel bir olay. Kanama da bıraktık bu arada lan. Muhtemelen yüzükten geliyor. Şöyle bir atayım bu bacımızdan kurtulalım bir artık. Sen bir git bacım ya. Rahat bırak bize. Gene çıkamadık. Bu sefer deneyelim. Gene öldük. Tamam. Kalkanı çalıştı gene ayının. Ama Scorpion'un gelmesi çok güzel ya. Kırmızı kart yemişken bile gelebiliyor ya. Acayip tatlı bir olay abi şu. Gerçekten karakterin kurtarma dizaynı mükemmel yani. Hani o derece kurtarmak, power drain atmak işte aynı zamanda can yeniliyor, stun atıyor bilmem ne. Bir sürü güzel özelliği var karakterin. Çok güzel bir karakter. Hem Spec Ops hem Martial Arts falan acayip iyi ya. Strikeforce takımıyla falan da osurtuyorlar yani gerçekten güzel. Strikeforce takımı aslında bir karakter daha gelebilir. Kesin Cage orada ben bilmiyorum. Yani attığı slow tabii güzel de hasar yönünden çok iyi bir karakter olduğunu düşünmüyorum Cassie Cage'in ya. Çok geride kalıyor gibime geliyor. Tanki yönü de iyi değil. Yani genel olarak şey değil. O tabii girerken attığı şey çok güzel. Çok tatlı bir olay. Şöyle bir al kanka. İkincisini yaptık. Şimdi üçüncü yeteneği deneyelim bakalım. Üçüncü yeteneğimizde inşallah Demonic Curse bırakıyormuşuz. Bu da Demonic Curse kritik vuruşumuzu arttırıyor bu arada. Vurduğumuz kritikle vurduğumuz hasarı arttırıyor daha doğrusu. Yani kritik vuruş yaptığımızda ekstra hasar çıkartıyoruz ki bu tatlı bir olay. Harbiden tatlı bir olay. Tamam burada Power Drain atan kimse yok galiba. Aynen. Tamam. Biraz daha oynayacağım o yüzden. Karakterimiz zaten kurtulabilecek. Bu yüzden bir sıkıntısı yok. İlk seferde öldüremeyecekler. Shield Break falan alacak ama yani çok da bir önemi yok abi. Şu anki challenge'ımız ne la bu arada? Onu o dikkatimi çekmedi bak. Ona göre sıfırdan gerçi sıfırdan serisinde daha bok yaparız challenge ama o 2-3 hafta sürer herhalde challenge'ı ilk challenge'ımızı tamamlamamız. Atıyoruz bu arada üçüncü yeteneğimizi. Yani klasik Dvorah şeyi galiba. Aynen abi. Klasik ekstra bir şey yok. Hasar olarak ne kadarmış canım? Ne kadar vuruyorsun? 24.000. Çok da yüksek bir hasar sayılmaz. Ya, güzel karakter mi? Yok abi değil ya. Değil yani. A'dan Z'ye de diye açıkçası çekiyorum. Ya, güzel karakter falan değil ya. Aslında ikinci seneyle bir miktar iş yaptırtabilirsiniz. Yani Dvorah mesela şeyde gelir Faction Wars'ta. İşte yapılabilir. Hani fullenebilir falan. Ama o kadar yani. Başka bir boka yarayacağını düşünmüyorum ben. Şöyle bu arada şunu atalım. Çok güzel bu da. Buna bu arada full kritik verdiğimizde var ya. O suratına sıçıyor rakibin. İnanılmaz güçlü bir hale geliyor Strikeforce Scorpion. Çok güzel o yüzden abi. Bilmiyorum. Benim gerçekten çok beğendiğim karakterlerden kendisi. Çok fazla iş yapabiliyor ya. Öve öve bitiremedik anasını satayım da. Aynı Mortal Kombat 11'deki Raiden'a döndü bu da. Yani onu da övüp duruyor. Mortal Kombat serisinde daha doğrusu. Hikaye modu serisinde. Yani ama güzel ya. Karakter harbiden. Yani elinizde olunca gücü anlıyorsunuz. İnşallah onun devrimini yükselteceğiz bakalım. Yavaş yavaş hepsini çıkartmaya çalışacağım. Lethal falan da vuruyoruz bu arada. Lethal. Vuruyoruz konuşamadım. Dilim peltekleşti ya. O ne öyle. Şöyle bir atayım canısı. İkinci tenimizi bir daha bir. Efektlerinden birisi mesela görüyorum ama blokladığı için belki yemeyebilir. İnşallah yer. 88 vurduk bu sefer. Bleed Resist yazdı bakın mesela orada. Ve kör oldu. Ekstra bir efekt daha bıraktık. O ne lan öyle. Hem kanama hem şeyi bırakıyor. Ya uşağa bak güzelmiş ha. Ha tatlı olay ha. Çifte falan atıyor bazen böyle iyi. Güzelmiş abi olay. Gerçi yüzükten de gelmiş olabilir o bleed. Öyle bir ihtimalimiz var. Ama tatlı gene de ya. Ben bilmiyorum. Çok güzel bence. Şöyle bir atalım kanka sana. Şöyle 90 vurduk ama olsun. 320 can da kaldı. Kaybol bacım. Blokta kalamadık. Şöyle bir geçeyim. Power Drain gelirken atması çok tatlı ya.
Çok güzel abi. Strike Force karakterinde bu yüzden sürekli olarak dönebiliyorsunuz. Bu da mükemmel bir olay. Şöyle bir atayım bir daha. 20.000 vuruyor iki yeteneğiyle. Gayet güzel hasar bu arada. Ya Mortal Kombat 11 Scorpion'da 80.000 falan vuruyor Fatal Kule'de. İyi hasar yani. 4. evrim bir karakterle. Ekipmanları çok da iyi olmayan. Ekipman yok şu an o karakterin üstünde. Ekipmansızlar ikisi de. Ki öyle yapıyorum ki bu arada karşıya çok güçlü rakip gelmesin. A'dan Z'ydi çünkü içine sıçabiliyorlar karşıya gelen rakipler. Öyle olmasın diye uğraşıyorum birazcık da abi. O yüzden yani. Ekstra bir olay yok. Bu sebepten dolayı yapıyorum bunu. Şimdiki Classic Sonya Blade falan filan var karşıda. Classic Sonya Blade çok güzel bir karakter ya. Onu da bak çok beğendiğim bir karakter. Çünkü sıkıntı acı. Yani perma bir şekilde birinci yetenek atıp tüm rakipleri eritebiliyorsunuz. Çok, çok güzel bir olay bu. Kombosu falan da çok seri bir karakter. Zaten Spec Ops'lar genelde öyle. Çok seriler. Ya diğer Martial Arts'lar da seri ama işte Netherrealm işte Elder God'lar da gerçi güzel lan. Elder God'lar da iyi acı dayı. Outlord'ları sevmiyorum. Çok yavaş kalıyorlar bence komboda. Çok dizayn olarak. Yani çoğusu öyle. Şöyle bir atalım. Mesela bu sefer ne uygulayacağız bakalım bir. Şöyle bir. Ah o kaçtı. Kanama attık. Üstüne cripple bıraktık bakın. Hani çifte efekt attık. Çok güzel lan. Vay tatlı olay ya. Çok çok tatlı bir olay. Şöyle vurayım ben sana bacım. Random swapping. Ya yok tamam. En şeyi çekiyor. En zayıfı çektiği için bu. Lanet karakter. O yüzden şey oldu. Bloğunu falan yapma kardeş. O kırarız o bloğu. Öyle bir şey yok yani. 135 de bile güzel kırıyoruz bu arada. Bir daha atalım bakalım. Şunu öldürmezse bu arada efekti göreceğiz ama. Öldürdü abi. Tekledi. Çıkardı. 38 vurdu karakter. Ah Aaron Black. Ah. İlkini vuramadığı için. Ya blokta kaldığım için. Bir bok yapamadı abi. Yani. Güzel. Kodumuzda blok olsun. Öyle verelim. 15.50 şu an saat. Ben size bunu 6'ya yetiştirirsem çok tatlı. 6'ya gerçekten yetişti tatlı. Belki 5'e bile 5'e bok yetişir gerçi. 1 saat 10 dakikaya nereye yetişiyor da. Evet karakter böyleydi. A'dan Z'ye de diğer karakterimiz ne olacakmış ona bir bakalım. Venomous Dwarf'a çekeceğiz. Venomous Dwarf'tan sonra Wretch Dwarf'a falan filan böyle gidecek. Sonra daha da şeyler gelir. Örmek serisi geliyor. Aaron Black serileri. Fujin. Fujin olan hesabım var mı lan benim? Bilmiyorum bakarız. Onu bulamazsam. İlla ki Fujin'i olan kişi de veya Fujin'i tanıttım mı ben? Fujin'i tanıttım lan ben tamam. Öyle öyle yaparız işte. Klasik olan hesabım olması lazım. Öyle biliyorum. Neyse. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.